Arkadaşlar merhaba, EME446 Programlanabilir Lojikli Netleyiciler dersi, yine bir derste daha beraberiz. En son nerede kalmıştık? En son baktığımızda mu blokların oluşturulmasında kalmıştık. Örneğimizi hatırlayacak olursak eğer, bir tane trafik ışığımız vardı. Yaptığımız çalışmaları getirelim. Burada birinci grupta kırmızı 1, sarı 1, yeşil 1, ikinci grupta kırmızı 2, sarı 2, yeşil 2 vardı. Trafik ışıkları, trafik yoğunluğuna göre kavşaktaydı bunlar. Birinci yol ve ikinci yol olarak geçiyordu. Trafik yoğunluğuna göre ne yapacaktık? İki tane zamanlama koyacaktık. Zamanlamaların bir tanesinde yeşili uzun olacaktı. Kırmızısı kısa. Bir diğerinde işte kırmızısı uzun, yeşili kısa şeklinde yapılacaktı. Zamanlama 1'i gerçekleştirdiğimizde şu şekilde yapmıştık. Zamanlama 1 için yeşili uzun tutmuştuk. Dikkat ediyorsanız eğer bu şekilde bir yöntem birinci yol için şöyle gerçekleştirmiştik. Yeşili uzun tutmuştuk. İkinci yol için ise neydi? Doğal olarak da kırmızısı uzun olacaktı. Bakacak olursanız kırmızı 1 için birinci yoldaki ilk 10 saniye boyunca kırmızı yanıyor. 9 ile 10. saniye arasında sarı, yeşil ise 10. saniye ile 30. saniye arasında yanıyordu. 30 saniyede bir de sistem ne yapıyordu? Döngüye giriyordu. İkinci, bu yanarken ikinci yolda ne olacaktı? Kırmızı yanarken ilk 1 saniye ikisi de kırmızı yanıyor. Daha sonra 9. saniye ile 30. saniye arasında ikinci yola kırmızısı uzun yanıyordu. Yine sarı ne yapıyordu? 0 ile 1. saniye arasında. Yeşil ise 1. saniye ile 9. saniye arasındaydı. Zamanlama 1'e baktığımızda yeşili uzun, yeşil 1'i uzun, yeşil 2'si kısaydı. Bu şekilde gerçekleştirmiştik. Yine aynı örnek üzerinde hareket ettiğimizde zamanlama 2'yi de oluşturmuştuk. Zamanlama 2'de nasıldı? Yoğunluğuna göre baktığımızda bu kez ise 1. yol için kırmızısı 0 ile 22. saniye arasında kırmızı 1, sarı 1 21 ile 22. saniye arasında, yeşil 1 ise 22 ile 30. saniye arasındaydı. Birinci yola yeşili kısa, kırmızısı uzun yani. İkinci yolun ise neydi? Baktığınızda kırmızısı yeşili uzun, kırmızısı kısa şeklindeydi. Bunu da bu şekilde tanımlamıştık. Yeşil 1'in kısa, yeşil 2'nin uzun olduğu zamanlama ikisiydi. Ve bunları gerçekleştirirken bunları birleştirelim, move bloklarını kullanacağımızı söylemiştik. Kırmızı 1 için her ikisini de aldığımızda burada göreceğiniz gibi zamanlama 1 ve zamanlama 2. Zamanlama 1'de neydi? 0 ile 1. 10. saniye arası. T37 zamanlayıcısını kullanacaktık. Onun için 100 milisaniyeydi. 100 olarak belirtmiştik bunları. 0 ile 10. saniye arasında 1. K1 için bir de ne var? Yine 0 ile 22. saniye arasındaydı. Sarı 1'e baktığımızda sarı 1'de zamanlama 1 için 9 ile 10. saniye arasında, zamanlama 2 için ise nedir? 21 ile 22. saniye arasındaydı. Yeşil 1'e baktığımızda da zamanlama 1 için 10. saniye ile 30. saniye arasında, zamanlama 2 için ise 22. saniye ile 30. saniye arasındaydı. Benzer şekilde baktığımızda kırmızı 2, ikinci yol için baktığımızda zamanlama 1 için kırmızı 2 0 ile 1. saniye ile beraber 9 ile 30. saniye arasındaydı. Yine zamanlama 2 için ise yine 0 ile 1. saniye ile 21 ile 30. saniye arasındaydı. Sarı 2'ye baktığımızda 0 ile 1. saniye arasında, 0 ile 1. saniye arasında hem zamanlama 1 hem de zamanlama 2 için. Yeşil 2'ye baktığımızda zamanlama 1 için 1 ile 9. saniye arasında, zamanlama 2 için ise 1 ile 21. saniye arasında olduğunu ne yapmıştık? Geçen dersimizde işlemiştik. Bu şekilde devam etmiştik. Yine bunları adresleme sistemlerine koyarken, adreslemeleri yaparken nelere dikkat edeceğimizden bahsetmiştik. Burada iki tane blok olarak oluşturmuştuk. Oralara da adresleme değerlerini değer olarak atayabileceğimizi söylemiştik. Bu blokları kullanarak. Yine bu örneğimize geçtiğimiz hafta baktığımızda, bunları düzenlediğimizde İki tane karşımıza 0 ile 22, yani zamanlama 1 için 10. saniye, zamanlama 2 için 22. saniye olan bloğu yine Merkel World 1.0'ın içerisine aktarmıştık.
Yine zamanlama 1 için 9. saniyeyi, zamanlama 2 için ise 21. saniyeyi ifade eden değeri ise Merkel World 1-2'nin içerisine atamıştı. Diğerlerine baktığımızda aynıydı. Sabit değerlerimiz vardı 0 ile 1 saniye aralığında. Onları doğrudan değeri çekip okutabileceğimizi söylemiştik. 30. saniyede de hem de sistemin başa dönmesiyle tekrar bu işlemleri yapabileceğimizi ne yapmıştık? İfade etmiştik. O zaman karşımıza iki tane register çıkmıştı. Merkel World 1-0, bir de Merkel World 1-2 karşımıza çıkmıştı. Buraya baktığımızda zamanlama 1 için Merkel World 1-0'ın içerisinde 10 değeri var. Zamanlama 2 için ise 22 değeri var. Biz bunu yeri gelecek 10 değerini kullanacağız. Yeri gelecek 22 değerini kullanacağız. Ve benzer şekilde Merkel World 1-2'nin içerisine baktığımızda zamanlama 1 değeri olarak 9 değeriyle zamanlama 2 değeri olarak da 21 değeri var. Biz de yine burada yeri gelecek 9 değerini, yeri gelecek 21 değerini kullanacağız. Sıfırdan başlatmıştık. Sıfır her ikisinde de vardı. Bunları belirtmiştik. Merkel World 1-0 ve Merkel World 1-2'nin içerisine yazılımda iki tane farklı değer atayacaktık ve biz bu problemi iki kısımda inceleyecektik. Birinci kısmını incelemiştik. İkinci kısmına baktığımızda ne yapacağız? Bu değerleri artık zamanlama değerlerini probleme yerleştirmemiz gerekecek. Problemde yerine yerleştirmemiz gerekecek. Problemde ne yapalım? Yerine yerleştirelim. Şimdi buraya baktığımızda ne demiştik? T37'yi kullanacağız. T37'yi kullanırken karşılaştırma bloğu kullanalım. Karşılaştırma bloğunun içerisinde nedir? I'yı belirtmiştik. Integer olacaktı. Burada yine belirttiğimiz şey T37. Bunun anlamı neydi? Bunun anlamı şu değeri taşıyordu. T37 değeri bu değerden küçük olduğu durumdaydı. Bir tane şart kontağımız olsun. Şart kontağımız şu anda çok da önemli değil. Onu X ile gösterebiliriz. Ve buradaki inceleyeceğimiz durum şu olması gerekiyor. T37'nin değeri ki biz Merkel World 1.0'ı çağıracağız. Merkel World 1.0'dan küçük olduğu durumu ifade ettirmeye çalışacağız. O zaman bu durumu nasıl ifade ettirebiliriz? Bu durumu ifade ettirirken I yerine belirteceğimiz şeylerin olması gerekecek. Yani buradaki işleyiş nasıl çalışacak? T37, tamam mı? Bu nasıl formda? Bu Word formunda şu anda gelecek. Ve bu Merkel World 1.0'dan küçük olduğu durum şeklinde çalışmasının döngüsünü tamamlayacak. Nereye gelecek? Bu kırmızı 1 için yaptık. Arkadaşlar şeyde de sizlere verdiğim ödevde de en büyük hatalarınızdan bir tanesi bu. Bunu ok olarak bırakıyorsunuz. Herhangi bir yere atamasını yapmamışsınız ve problemle karşılaştık diye aynı problemi alıp orada çözmeye çalışıyorsun. Oralarda sıkıntınız var. Senaryoyu siz kendiniz dizayn edeceksiniz, oluşturacaksınız. Oluşturduğunuz senaryoya göre her bir aşamayı da ne yapacaksınız? Yine ödevlerinizde arasına olarak verdiğim ödevde de göstereceksiniz. Bu konuda o kısma dikkat etmenizi sizden önemli rica etmekteyim. Şimdi Merkel World 1.0'ın içerisinde ne var demiştik? 10 değeriyle 22 değeri vardı. Bu zamanlama 1 değeri için. Yeri gelecek zaman 1'de bu değeri alacak. Yeri gelecek zamanlama 2'deki değer karşısına gelecek ve bunu bu şekilde kullanacak. Yine zaman 1 için baktığımızda ne olacak? Merkel World 1.0'ın içine 100 değeri yazdırılmış olacak. Yine zamanlama 2 için baktığımızda ise Merkel World 1.0'ın içine biz ne yapacağız? 220 yani 22. saniye değerini atayacağız. Niye şey yaptık? T37'yi kullandığımızı söyledik. T37'de işlem hızının 100 milisaniye olduğunu söyledik. Ona göre bu değerler geldi. Şimdi buraya baktığımızda zaman 0 iken burada şart sağlandığından yani X kontağını koyduk şu anda. X kontağını yerine daha sonra ne yapabilirsiniz? I 0 0 diye kendiniz değer belirleyebilirsiniz. Onu çalıştırabilirsiniz. Start butonu şeklinde belirleyebilirsiniz. Ne dedik? Run olsun. Run'a bastık. Başlatma butonuna bastık. Başlatma butonu olarak kullanılsın. Run dedik. Başlatma butonuna basmadık. K1 run yapınca çalışacak. Onu otomatik olarak söyleyelim. Devamında da S1 benzeri şekilde devam edecek. Yine bu şart sağlanması gerektiği için buraya X şart kontağını koyduğumuzda belirtelim. Yine sarı 1'in durumuna bakacak olursak sarı 1'de neydi? İki tane durum vardı. Hemen onları da inceleyecek olursak
sarı bir durumu hemen şurada karşımıza gelsin. Karşımıza geldiğinde 9 ile 10. saniye zamanlama 1 için, daha doğrusu zamanlama 2 için ise 21 ile 22. saniye arasındaydı. O zaman buraya da 2 tane kontak koymamız gerekecek. Buradakini de koyduğumuzda yine bir karşılaştırma kontağı nedir? Integer olarak gelsin. T37 kullanılsın zamanlayıcısı. Yine buraya yine bir karşılaştırma kontağı. Onu da bu şekilde koyalım. Bunu da ne yapalım? S1'e gönderelim. Buradaki değer ne olacak? Buradaki değerin altına geleceğim. Merkel World 1, 2. Burada ise Merkel World 1, 0 yazacağım. T37. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı aslında şu var. Merkel World 1, 2'nin içerisinde ne vardı? Değere bakacak olursak eğer. Merkel World 1, 2'nin içerisinde zamanlama 1 için 90 değeri. Zamanlama 2 için ise ne vardı? 210 değeri. 90 zamanlama 1 için. Zamanlama 2 için ise 210 değeri vardı. Bu birinci çalışma diyelim. Yani birinci kısım. Değil mi? İki tane çalışmamız vardı trafik ışığının. Bir de ikinci çalışması vardı. O ikinci çalışması da zamanlama 2 olarak geçiyordu. İkinci çalışmasında alacağı değer bu. Yine benzer şekilde Merkel World 1.0 dediğimiz zamanlama 1 değeri için alacağı değer 100 değeri, buraya koyacağımız değer, atayacağımız değer, diğeri için atayacağımız, zamanlama 2 için atayacağımız değer ise 220 değeri. Bunu da buraya atamış olduk. Benzer şekilde yeşil de gerçekleştirecek olursak eğer, yine baktık, karşılaştırma kontağı yazdık. T37 kullanıyoruz. Buraya gelsin. Benzer şekilde buraya baktığımızda burada ise neyi kullanacağız? Merkel World 1.0'ı kullanacağız. Bu da ne yapacak? Yeşil 1'e gitmiş olacak. Merkel World 1.0'ın içerisinde ne var? Hemen buraya bakalım yeşil 1'e. Ne var? Yeşil 1'de 10 ile 30. saniye, 22 ile 30. saniye, 30. saniyelerde resetleme işlemleri var. Doğal olarak 10 ile 22'nin olduğu kısım var. 10 ile 22'nin olduğu kısım Merkel World 1.0'ın içerisinde. O zaman burada ne var? Merkel World 1.0 zamanlama 1 için 100 değeri, zamanlama 2 için ise 220 değeri buraya gelecek. 300'de ne olacak? Aslında reset kontağı 300. 30. saniye. Onu zaten anlatırken de bunun üzerinde durmuştur. Yani PLC reset atacak. Doğal olarak şart sağlanmayacak ve Y1'de çalışmayacak. Şimdi gelelim ikinci kısım için. Yani kırmızı 2 için bakalım. Oraya baktığımızda neydi? Oraya bakalım tekrar. Kırmızı 0 ile 1. saniye zamanlama 1 için. Yine zamanlama 1 için 9 ile 30. saniye arasında. Zamanlama 2 için ise yine 0 ile 1, 21 ile 30. saniye arasındaydı. O zaman bunu da ne yapalım? Yine gelsin. Bir şart kontağımız var. Bu daha sonra zaten tanımlamasını gerçekleştirirsiniz. Buraya baktığımızda nedir? T37. Ne var burada? Önce çalıştıracağım bir değer var. Burada sabit bir değerim var. 10. saniyeler gördüğünüz gibi. Startla birlikte. O zaman onu şöyle gösterebiliriz. 10 değeri ikinci çalışma için de 10 değeri atanacak. Tabii ne olması gerekecek? Paralel olarak sadece 10 değeriyle değil, aynı zamanda bir değer daha var değil mi? O değer ne? Burada da büyük eşit olsun. T37. Oradaki değere baktığımızda o değer nedir burada? 90 ile 30. saniye, 9 ile 30. saniye arası, 21 ile 30. saniye arası da 90 ile 21'in tanımlı olduğu, atandığı yer nereydi? 90 ile 21'in atandığı yer arkadaşlar buraya baktığımızda neydi? Merkel World 1.2 idi. O zaman Merkel World 1.2'yi ne yapacağız? Buraya tanımlayacağız. 90, 21 yazdık. Bunun tanımladığımız şey ne? Merkel World 1.2 burada olacak. Yine burada kırmızı 2 için değerlerimiz neydi? Baktığınızda 0 ile zamanlama 1 için baktığınızda 0 ile 1. saniye. 9 ile 30. saniye, zamanlama 2 için baktığımızda 0 ile 1. saniye ve 21 ile 30. saniyeler arasındaydı. Yine benzer şekilde ne yaptık? Run dedik. Burada run dedikten sonra T37 ne yaptı? 0'da başladı saymaya. Start basmadık. Şart sağlandığı için X kontağı devreye girdi. Doğal olarak da bunu ne yaptı? Çalıştırdı. Benzer şekilde şuraya baktığımızda 300'de bir dönecek. O zaman 300, burada aslında 300'ü yazmamıza çok da gerek yok. Resetlendiği durumda bu işlem yapılacak. Resetlendiğinde tekrar sil baştan en başa çalışacağı için burayı da ne yaptık? Bu şekilde kırmızı 2'ye atayarak
bu işlemi ifade ettik. Benzer şekilde bakacak olursak eğer sarı 2 için ise bakacak olursak sarı 2'de zamanlama 1 için 0 ile 1. saniye, zamanlama 2 için de 0 ile 1. saniye arasında. O zaman burada da yine bir tane neyimiz var? Şart kontağımız olsun x. İlk başta devreye girmesini engellemek için kullanacağımız kontak bu. Daha sonra burada yine eşittir i. Atayacağımız değer 0 ile 1. O zaman 10 T37 yazdık ve doğrudan bunu S2'ye, sarı 2'ye tanımlayabiliriz. Yine yeşil 2'ye geldiğimizde yeşil 2 için zamanlama 1 için 1 ile 9. saniye arasında, zamanlama 2 için ise 1 ile 21. saniye arasında. 90 ile 210'un atandığı değere baktığınızda o değerler neredeydi? Merkel World 1-2'nin içerisindeydi. O zaman oraya ne yazacağız? Merkel World 1-2'yi tanımlayarak bu işlemle, yardımıyla bu işlemleri gerçekleştirebileceğiz. Yine geleceğiz buraya. Ne yaptık? I tanımladık, T37. Sıfırla baktığınızda 10. saniyeler arası vardı önce. 10 saniyeden büyük olduğu durum. Yine benzer şekilde küçük I dedik. Buraya da T37. Merkel World 1-2'nin içerisindeki değerleri atayacaktık. O değerler 90 ile 210 değeriydi. Bunlar neydi? Merkel World 1-2'nin içerisinde olan değerlerdi. Nereye gelecek? Bu sarı 2, bu ise yeşil 2'ye atanmış olacak. Peki şöyle bir şey. Tekrar bunu bir değişken atamaya gerek var mı? Sabit, herhangi bir değişken atamaya gerek yok. Şimdi elimizde ne var? Zaman 1 var. Bir de elimizde zaman 2 durumu var. 2 tane durum var. Peki bunlar ne zaman devreye girecek? Bu da önemli bir soru. Ne işe yarar? Bu da ne yapmamız gerekecek? Üzerinde durmamız gereken önemli konulardan bir tanesi. Şimdi buraya geçmeden önce bunlara da ne yapmamız gerekiyor? İfade etmemiz gerekiyor. İşte programın ikinci kısmında bunu sağlayabiliriz. Programın ikinci kısmında öncelikle ne yapılması gerekiyor? Sensörleri kullanacağımızı söylemiştik. Trafik yoğunluğu belirlenmesi gerekiyor. Doğal olarak ne yapılacak? Araç sayılacak. Trafik sayılacak yazdım. Araç sayılacak. Hangi yolda trafik fazla, daha fazla, bu belirlenecek. Yine sayma sonucunda hafızamız, ki register olarak söylemiştik, bu Merkel World 1.0 ve Merkel World 1.2 idi. Alanlarına, bu alanlara ne yapılacak? Alanlarına sayısal değer atanacak. Programın ikinci kısmı da bu şekilde olacak. Zamanlama değerleri trafik durumuna göre değişecek. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine trafik sayılacak demiştik. Araç sayılacak, trafik yoğunluğu belirleyecek, trafik sayılacak diyelim. Hangi yolda trafik fazla? Belirlenecek. Yapılan sayma neticesinde hafıza alanlarına, registerlara, ki bu registerları nerede görmüştünüz? Mikro işlemciler dersinde de detaylı olarak görmüştünüz çalışma mantıklarını. Hafıza alanlarına sayısal değerler atanacak. Bu register'ımızı belirlemiştik. Neydi? Merkel World 1.0'ı kullanacağımızı, bir de Merkel World 1.2'yi kullanacağımızı. Bunları da atama işlemleri yaparken de nedir? Yapısal olarak word ise word, byte ise byte, double word ise double word, bunlara da dikkat edeceğimizi belirtmiştik. Şimdi ne dedik? Başlayalım. Start'ımız verilsin. I00 kullandık. Karşılaştırma kontağımız var. Öncelikle ne dedik? Eşit olmadığı durum. Eşit olmadığı durum şu şekilde gösterelim. Neye? 30. saniyeye T37'nin eşit olmadığı durum. Yani küçük olduğu durumlarda çalışacak. Ve 30. saniyede bu şekilde halletmiş olduk gördüğünüz gibi. T37 zamanlayıcısı kullandık. Burada T37 zamanlayıcısını kullandığımızda karşılaştırma kontağında ne yapıyoruz? Kurala bir kere şey olarak değerleri saymaya başlayacak. Sistem 30. saniyede reset atacak.
Ya da bu sistem nasıl resetlenir? Bir başka resetlenmesi de enerjisinin kesildiğinde resetleniyordu. Bunlar da zaten daha önce ne yapmıştı? Üzerinde, örneklerin üzerinde durmuştur. Buradaki ifade ise T37'nin şu ifade, şu ok işareti, T37'nin 300'e 300 değerine, yani 30. saniyeye eşit olmadığı durumlarda ne yapacak? Bu çıkış verecek durumlarda çıkış vermesi için ne yapıldı? Kullanıldı. Yine periyodik çalışmanın sağlanması için aslında ne var? 00 kullandım. Buraya geldim. T37'nin kapalı kontağını kullandım. Buraya T37'yi oluşturdum. T37'yi kaça kadar saydırdım? 300'e kadar saydırdım. 300'den sonra kendini resetleyecek, sil başa dönecek. Bunu da ne yapabilirim? Bu şekilde tanımlayabilirim. O zaman sistemde ne olması gerekiyor? İki ayrı, zaten tanımlamıştım. Merkel Word 1.0'ın içerisine ve Merkel Word 1.2'nin içerisine tanımlamıştım. İki ayrı çalışma zamanı olacak. Bunları biliyorum. Bu çalışma zamanlarından birisi Merkel Word 1.0, bir diğeri ise Merkel Word 1.2'ye atanan değerler. Bu atanan değerler çalışma durumuna göre ne yapılacak? Getirilecek. O değerler register'dan okunacak ve gelecek. Yine baktığımızda burada iki tane çözümle bu soruyu ne yapabiliriz? Çözebiliriz, yaklaşabiliriz. Çözüme iki farklı yoldan yaklaşabiliriz. Bunlardan birincisi ne? Birincisi şu. Bildiğimiz bir şey var. O ne? Merkel Word 1.0'ın içerisinde ne değeri var? Yeri gelecek 100 değeri olacak. Yeri gelecek Merkel Word 1.0'ın içerisinde 220 değeri olacak. Benzer şekilde Merkel Word 1.2'nin içerisinde yeri gelecek 90 değeri var zamanlama 1 için. Yine Merkel Word 1.2'nin içerisinde zamanlama 2 için hangi değeri var? 210 değeri olacak. Çözümde ne yapacaktık? Trafik yoğunluğu. Trafik yoğunluğunu hesaba katacaktık. Öncelikle trafik yoğunluğunu hesaba katabilmemiz için şu olsun. İlk aşamada birinci yol kalabalık olsun. Birinci yol kalabalık olduğu durum için bunu çözmeye başladığımızda neyimiz var? Bir tane şart kontağımız var. Bu I10 olarak adresleyelim. Move bloğumuzu oluşturduk. Move word olarak oluşturacağız bu bloğumuzu. Move yazdık. Word olarak oluşturduk. Burası Merkel Word 1.0. Burada atayacağımız değer 100. Yine ne yapacağız? Buradan getiriyoruz. Sistemde neydi? Bir de 100. Zamanlama 2 içinde 90 değeri olacaktı. Buraya da getirdiğimizde move dedim. Tekrar move bloğunu oluşturdum. Move word olarak oluşturdum. Buradaki değer Merkel Word 1.2, atayacağım değer 90 değeri. Onu da ne yaptım? Buraya birleştirdim. Peki ikinci yolum kalabalıksa, eğer ikinci yolum kalabalıksa o zaman kalabalık. O zaman çözümüm ne? O zaman çözüm şu şekilde olacak. Buraya baktığımda onu buraya çizemeyeceğim. Diğer kağıdı kullansam daha iyi olacak. Onu da şu şekilde kullanalım. İkinci yol kalabalıksa bu kez ikinci şartımız geçerli olacak. İkinci şartımız geçerli olacak. Buraya yine ikinci şartımız için kullanacağımız şey adres I11 olsun. 1.0 kullanmıştık. Burası nedir? Artık bizim ikinci şartımızdı. Buradaki şart bizim birinci şartımız. Şart 1 diyelim. Burası şart 2'miz olsun. I11 adresini kullanalım. Bu adresi kullandım. Kullandıktan sonra yine move bloğunu kullanacağım. Move bloğuna baktığımda move word olarak kullandım. Şimdi atayacağım değer ne vardı? Move word, Merkel Word 1.0'ın içerisinde zamanlama 2 için 220, zamanlama 2 için ise 210 değerleri var. Şimdi bu değerleri buraya atayacağım. Bunlardan bir tanesi 220. Nereye atayacağım? Merkel Word 1.0'ın içerisinde atama işlemini gerçekleştirdim. Benzer şekilde yine move bloğuyla beraber move word, Merkel Word 1.2'nin içerisine bu kez atayacağım değer ise 210 değeriydi. Bu da nedir? Burada bunu sağlamış oldum. İşleyen bir sürecin zamanlarına dışarıdan müdahale bu şekilde ne yaptık? Etmiş olduk. Aslında işleyen bir sürecimiz vardı. İşleyen bir süreç. Bu sürecin zamanlarına bu şekilde dışarıdan müdahale edildi. Sistemin çalıştığı biliyoruz. Sistem çalışıyor. Çalışan bir sisteme müdahale ediliyor. Zaten mikro işlemcilerde de bu şekilde yapmıyor muydunuz? Çalışan bir sistem var.
sürekli register'dan değerler okuyarak, oradaki değerleri alarak ne yapıyordu? Çalışan bir sistem üzerinde çözümler gerçekleştiriyordu. Bu birinci çözüm. Bir diğer çözüm ise data bloklarıyla gerçekleştirilen çözüm. Sizin sınavı çözebilmeniz için bu kısım yeterli. Bir sonraki aşamalarda data blokları kullanılacak. Data blokları ise bir sonraki hafta detaylı olarak yine örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Sınavla ilgili vermiş olduğum dokümanları incelemeniz gerekmekte arkadaşlar. Farklı sorular gelmekte. Bu sorularda en çok gelen sorular, hocam programı çalıştıramıyoruz ya da networklere ne yazacağız şeklinde. Networkleri kendinizin yazması gerekiyor. Açıklamaları kendinizin yapması gerekiyor. O ödevi kendinizin yaptığını bana ispatlamanız gerekiyor. Onun için oldukça önemli. Yine ortak çalışan arkadaşlar var. Arkadaşımla ortak çalışıyordum, şimdi ayrıldım diyenler var. Onlar yine arkadaşlarınızla beraber ortak çalışma yapabilirsiniz. Ancak bana vereceğiniz raporlarınızın ne olması gerekiyor? Ortak olmaması lazım. Kendi öz cümlelerinizle farklılıkları gösterebilirsiniz. Bu verdiğim sistemlerde çalıştıran arkadaşlarınız var. Ödevini tamamlayan arkadaşlarınız var. Bana gösteren arkadaşlarınız da var. Burada biraz daha emek sarf etmeniz lazım. Hemen pes etmemeniz gerekiyor. Bu çalışmıyor diye hemen kolay çözüm aramak yerine onun niye çalışmadığını bulmanız, bazı eksikleri de kendinizin tamamlaması gerekmektedir. Rapor formatında hazırlayacaksınız. Yine bölüm başkanlığının sayfasında yazmanız gereken ibareler var. Sınavları